Sayın izleyiciler, Türkiye'de bu tarz sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, bugün Deniz Dili, Acıboya ilçesi, Alattın Mahallesi Muhtarı Betül Akgül'e ile mahalleye dönüşen belediyenin yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, vatandaşların kendisine hangi taleplerle geldiğini, daha önce çünkü burada bir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve bir tane muhtarı görevi tek başına muhtarın omuzlarında yükledi. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Evet. Öncelikle kaç dönem muhtarsınız efendim? Bu ilk dönemimiz. Bir dönem seçildiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ama şanslı bir zamanda muhtar seçildiniz. Neden? Belediye kapandıktan sonra ilk mahalle muhtarı kim? Betül Akgül. Valla pek de şanslı olduğu söylenemez. Çünkü belediye kapandıktan sonra belediyenin vermiş olduğu hizmetleri vatandaş şimdi bizden bekliyor. Bizim de elemanımız, ekipmanımız olmadığı için bu konularda sıkıntı düşüyoruz tabii. Evet. Onun için pek de şanslı olduğu söylenemez. Evet sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımız doğru söylüyor. Yani şu an tarihe geçme bakımında şanslı diyoruz. Çünkü burada belediye başkanı, belediyelik iken belediyemize iller bakasından her ay kişi başına ödenek geliyordu. Aracı vardı, personeli vardı, yaktı vardı, her şeyi vardı, ekipmanı vardı. Bütün hizmetler yapılıyordu. Ama şimdi muhtar arkadaşımız hizmet yapmak için ilçe belediyesine ve büyükşehir belediyesine müracaat etmesi gerekiyor. Neyle? Dilekçeyle muhtar. Şifayı yapılan dilekçelerde hiçbir anlamı yok. Doğru mu? Yani ben bazı muhtarlara soruyorum. Ya şu hizmet yapıldı mı? Ben onu söyledim diyor. Belediye başkanına veyahut da il milletvekilimize. Söyledin orada havada laf uçtu gitti. Doğru mu efendim? Sonuç alınmıyor ki zaten. Evet. Sonuç alamıyoruz. Hangi hizmetle? Altyapısı var mı efendim? Altyapının büyük bir kısmı son belediye tarafından yapıldı. Yeni yerleşim yerleri ilaveten yapılacak. Sadece oraların altyapıları eksik. Sular var, kanalizasyon anlamında. Evet. Yani %80, %90 altyapısı hazır. Vatandaşlarımız size hangi taleplerle geliyor? Şu talepleri karşılayın şeklinde. Vatandaşların bize en çok talebi, mesela bazı yolların kış döneminde çok çamur, çok böyle bozuk olmasından dolayı yolların yapılması konusunda geliyorlar. Kum atılması veya taş döşenmesi konusunda. Ondan sonra çöp konusunda. Çöp konusunda ne gibi mesela geliyorlar? Yani çöpler toplanmıyor mu? Çöpler düzenli olarak toplanıyor ama bazı yerlerde sıkıntı var mesela. Oralarda konteynerimiz. Konteyner eksik veyahut da bazı günler girilmiyor. Çıkmaz sokaklara falan, o konuda işte sıkıntı var. Bir de bizim en çok sıkıntımız toplulaştırma yapıldı burada arazide 3 yıl önce. Evet. Bu toplulaştırma arazilerinde gelişim güzel yol yapıldı. Mesela sadece tarlaların sınırları belli olsun diye gelişim güzel yol yapıldı. Onlar o şekilde kaldı. Defalarca açmayan belediyesine. Efendim? Açılan yollar. Hayır. Acıpayam Belediyesi'ne, Denizli Belediyesi'ne bizzat valinin, kaymakamın, il müdürlerinin olduğu toplantıda dile getirdim. 2 senedir o işler yapılmıyor hala. Evet. Artı bir de hayvancılık, küçükbaş hayvancılık olduğu için koruma olmadığı için korumayı belediye yapıyor artık, belediye bünyesinde. En çok sıkıntımız da orada oluyor. Korumada mı? Korumada. Vatandaş gidiyor, çoban vatandaşın ürününü getiriyor. Ondan sonra sıkıntı bizi yazıyor. Bizim bir yaptırımımız yok. Biz ceza kesemiyoruz. Yani bir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet. Biz de ondan sonra ne yapıyoruz? Acıpayam Belediyesi zabıtasına havale ediyoruz işi. Onlar da maalesef bakmıyor. Evet, muhtarların bu konuda yetkisinin artırılmasını istiyoruz. Doğru mu efendim? Tabii, tabii. Evet. İşte tüm şehir yasası ilk geçecek olduğunda ben Aydın'ın Söke ilçesindeydim. Orada Muhtarlar Dernek Başkanı arkadaşımızla röportaj yaptığımızda 4. dönem seçilmiş arkadaşımız. Dedi Süleyman Bey en önemli konulardan bir başında koruma konusu geliyor. Bu dedi mutlak muhtarlıklarda kalmalı dedi. Doğru mu efendim? Evet. Gördük. Bütün Türkiye'de aynı sorunla karşılaşıyoruz vatandaşlarımız. Muhtarımız da bunu dile getirdi. Biz bunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. En azından korumaların muhtarlıklarda kalmasını, muhtarlarımızın bu işi organize etmesini ne yapıyoruz? İstiyoruz. Vatandaşımız istiyor değil mi efendim? Çünkü büyük bir sorun yani. Evet. Vatandaş ne oluyor? İster bir olaylar yaşıyor bu yüzden dolayı. Tabii ki. Muhtarın ne oluyor? Başını ağrıyor yani vatandaş geliyor. Muhtarın en az 1-2 saatini ne yapıyor? Meşgul ediyor. Muhtar işte
Devletimiz işte az önce de hep sohbetlerimizde ileri getiriyoruz, yani röportajlarımızda. Bu iddialarımızda devlet sadece askeri ücret ek ödenek veriyor, aylık maaş veriyor. Doğru mu yani? Evet. Aylık maaş verse, aylık bağlanmış olsa muhtarlara otomatikman seksüel güvenlik primlerine yatırmak zorunda kalacak. Evet. Şimdi muhtar arkadaşlarımız yanında bir personel çalıştırdığında hemen SSK'sını yatırmak zorunda. Doğru mu yani? Tabii. Ama muhtar arkadaşlarımız SSK'sı yatmıyor. Devlet tarafından biz mutlaka bu konu çözülmesini istiyoruz. İşte Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi, muhtarların özlük hakları iyileştirilmesi için kurulduğumuz günden bu zamana kadar mücadele ettik. Muhtarların sesi hak primleri mutlaka devlet yatırmalıdır. Neden devlet yatırmalı? Çünkü muhtar arkadaşlarımızın halk seçiyor, doğru mu efendim? Tabii. Seçilmiş yönetici, belediye başkanı, milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanımız sağ olsun muhtarlarımıza da sahip çıktı. Her 15 günde bir toplantı yapıyor, doğru mu efendim? Evet. Katıldınız mı toplantıya? Çağrılmadı efendim. Çağrılmadı. Çağrılmak istersiniz, doğru mu efendim? Katılmak istersiniz. Tabii. Evet. İşte muhtarlarımıza da bir değer kattı Sayın Cumhurbaşkanımız. Kendisi başbakanlığı döneminde 2-3 defa %100 artırıldı muhtarlar hali ödenekleri ve 1300 liraya geldi. Gazetemiz kurulduğu zaman işte 300 lira civarındaydı muhtarlar hali ödenekleri. Şimdiki geldiğimiz nokta ne? 1300 lira. En azından rahatladı. Şimdi atıyorum burada muhtarımın sorumluluk bölgesindeki arazinin bir tanesini vatandaşın biri ya hayvanlar not attı. Vatandaş mağdur oldu. Kime geliyor? Muhtara geliyor. Muhtar ne yapıyor? Kendi aracıyla araziye kadar gitmek zorunda kalıyor. Her şey biz kendi imkanımızla gidiyoruz zaten. Evet. Mesela ilçeye gidiyorsun, resmi dairelere gidiyorsun, oraya buraya gidiyorsun. Yani bütün her şey kendi imkanlarımız dahilinde yapılıyor yani. Evet. Artı biz Türkiye'de birçok yerde kapanan belediyelerde belediye başkanımızın başkanların odasını hep muhtarlara tahsis edildiğini gördük. Verilmeyen yerleri de gündeme getirdik, onlar da verildi. Biz burada da muhtarımıza bir oda verilmiş ancak donanımını kendisi yaptığını belirtiyor. Ben abi şeyi komple gösterelim. Güzel de bir donanım yaptırmış. Döşemesi iyi olmuş. Doğru mu yani? Evet. İşte bu odada görünenler varsa kendi bilgisayarda yazıcı dahil olmak üzere kendi imkanlarıyla alınış söylüyor. Türkiye'de birçok belediye başkanı, ilçe ve büyükşehir belediye başkanlıkları muhtarlarımıza bilgisayar yazıcı ve muhtarlık odaları park ve bahçeler içerisinde yaptılar. İçerisinin bütün donanımlarını da belediye başkanlarımız karşıladı. Biz burada da aynı hizmet verip mutlaka belediye başkanlıkları tarafından yapılmasını istiyor. Örnek olarak göstereceksek İskenderun Belediye Başkanı, Tarsus Belediye Başkanı, Adana Seyhan, Adana Çukurova Belediye Başkanı, muhtarlarımıza bilgisayar ve yaz donanımı tamamını verdi. Daha Türkiye'de birçok yerde sayabiliriz. İzmir'de daha önce ödemişler, dağıtılmıştır. Yani her yerde Türkiye'nin bu hizmetleri, yani bu malzemeleri belediyelerimiz karşılıyor. Mutlaka biz bu hizmetin burada da yapılmasını ne yapıyoruz? İstiyoruz. İstiyoruz. Her muhtarın, Bekir muhtarın gibi imkanı yok. İşte gördüğünüz gibi güzel bir masa almış. Misafir koltuğu, kendisinin amir koltuğu diyoruz ona. Doğru mu efendim? Evet. İşte bilgisayar yazıcısı bir külfet meydana geliyor. Her İstanbul'u karşılayamıyor. Mutlaka bu hizmetler, çünkü muhtarlarımız kime hizmet ediyor? Halka hizmet ediyor. Yani, değil mi? Muhtarların belli bir mesai saati yok. Gece gündüz 7-24. Bugün pazar, doğru mu efendim? Vatandaşın hizmetini değil mi? Evet. Vatandaşlar, vatandaş buraya biz basın olarak geldik. Kim aradık? Muhtar aradık. Değil mi efendim? Çünkü ne? Halkın sorunlarını işte sanki Cumhurbaşkanımızın her toplantıda dile getirdiği gibi temsilci olarak seçmiş olduğu muhtarlara soruyoruz. Değil mi efendim? Yani biz mahallelerdeki muhtarlar olarak devletin en küçük yetkili birimleriyiz yani. Evet. Başı ağrıyan, dişi ağrıyan işte efendim başına bir iş gelen ilk önce kim arıyor? Muhtar arıyor. Elektrik kesilse muhtar, suyu kesilse muhtar, kanalizasyon tıkansa muhtar, doğru mu efendim? Evet, evet. Kızı kaçsa muhtar. Bunlar haliyle oluyor yani. Hep başımıza gelen şeyler bunlar. Evet. Jandarmalık bir şey olur, muhtar. Yani muhtar olmasa vatandaş gitmiyor. İlla muhtar yanında istiyor efendim. Evet, evet. Değil mi? Evet muhtar. Ulaşım hattı kondu mu Büyükşehir Belediyesi buraya? Ulaşım hattı Büyükşehir Belediyesi. İlçe Açıkayan Belediyesi'ne bağlıyız. Biliyorum ama Büyükşehir koyuyor ilçelere. Tamam. Büyükşehir'den yok. Sadece salı günleri Açıkayan'dan
Oğuz, Hırca, Alaaddin olmak üzere salı günleri açık ayın pazar olduğu için evet. Sadece salı günleri çalışıyor. Evet. Sadece Seyit. Onun dışında yok. Evet. Gaziantep'te Sayın Fatma Şahin, Adana'da Sayın Hüseyin Sözlü, Mersin'de Sayın Burhanettin Kocamaz, efendime söyleyeyim. İzmir'de Sayın Aziz Kocaoğlu. Evet. Bunlar 3-4 dönem belediye başkanlığı yapan arkadaşlarımız mesela gecenin saat 10'unda, gece 20.00'da mesela İzmir Torbalı'na gidiyorum. Karşımda Büyükşehir Belediyesi'nin arabası köye geliyor. Ne güzel, maliye düşen köye. Güzel değil mi? Evet. Vatandaş kendi, yani eski isimde köyde, şimdi yeni isimde mahallesinde oturuyor. Sabah İzmir'e işine gidiyor, akşam da geliyor Torbalı'da köyünde, mahallesinde oturuyor. Ne oluyor? Köyler boşalmıyor, mahalleler boşalmıyor. Yine Antep'te gene görüyorum, karşımızdan Büyükşehir Belediyesi'nin arabası geliyor. Ta Toroslar'da, Mersin'de saat gece 10-22 sırasında bakıyorum, belediyenin aracı karşımızdan geliyor. Halk ne yapıyor? Memnun. Bir anlamda göçe engel olunmuş oluyor. Göçe engelleri yani çünkü Büyükşehir Belediye Başkanlarımız mesela ulaşım çalıştayı birçok yerde yapıldı. İlk ulaşım çalıştayı Büyükşehir olduktan sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü yaptı. Daha sonra Fatma Şahin diğer belediye başkanları da yaptılar, takip ettiler. Çünkü biz bunun diğer büyük şehirlerde örnek olmasını istedim ben Türkiye'ye. Evet. Gördünüz, adımızı yazdığımızda orada çıkıyor. Evet. Vatandaş ne yazdığında internette, asılı telefonda artık çıkıyor arkadaşlar. Onu da vereceğim. Evet, bunlar. Başka sorunumuz var mı? Ya, elbette sorunlarımız var. Mesela şu anda Büyükşehir Belediye Yasası geçtikten sonra mesela bizim buradan mahallenin ortasından bir tane deremiz geçiyor. Evet. Bir de onun paralel 300-400 metre ileride bir tane daha dere geçiyor. Burada 2 yıl önceki taşkınlardan dolayı tarım arazileri zarar gördü. Birkaç yerde köprüye benzer bu künk dediğimiz şeylerden köprüler vardı. Onlar bozuldu. Bunların tamir olması için yazı yazdık. Ondan sonra gittik, fotoğrafladık, şey yaptık. 2 yıldır bunlar yapılmıyor. Bunlar da bizim için bir sorun. Ondan sonra çöp sorunu. Çöp sorunu derken çay kenarlarına, dere kenarlarına milletin attığı ev artıkları, morozlar, şunlar bunlar bayağı bir çevre kirliliği oluşturuyor. Bunları evet. Da defalarca dememize rağmen evet. Herhangi bir sonuç alamadık. Evet. Ya bunlar olsa ha belediyeler buradaki kendi Alaaddin Belediyesi kadar olmayabilir ama aslında biz kendimizi şanslı hissediyoruz. Şanslı ad ediyorduk. Çünkü neden? Merkeze yakın. Yaşısınız, evet. Ha, bazı şeyler oluyor ama bazı şeyler de olmasını istediğimiz gibi değil. Evet. Onun için bazı konularda aksaklık var. Evet. Burada ben tekrar işte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarımızla yapmış olduğu toplantılarda bunu tüm vatandaşlarımız da izleyebilir. Hepsi internete atılıyor sayın seyirciler. Ne söyledi Sayın Cumhurbaşkanımız? Muhtarlarımızın istek ve önerilerini mutlaka valilikler, kaymakamlıklar, büyükşehir, ilçe belediyesi ve daire amirleri tarafından mutlaka titizlik bilgilenmesini, acil olan hizmetlerin yapılmasını istedik. Doğru mu? Evet. Çevre temizliği önemli. Mesela muhtar arkadaşım ne dedi? Bu çevre temizliği atılan artık her türlü madde çevre kirliliği yaratıyor. Artık bir de halk sağlığını etkiliyor. Doğru mu? Evet. Onun için onlara önem gösterilmeli. Dere ıslahı mutlaka yapılmalı. Evet. Az önce yine bir şey söylediniz, aklımda kalmadı. 2 yıldır yapılmalı dediniz. Bir. Toplulaştırma. Evet. Yok. Ben toplulaştırmaya ilgili Türkiye'nin her yerinde birçok sorunla karşılaşıyoruz. Yani vatandaşlarımız bize hep serzenişte bulunuyor. Sesimizi duyurun lütfen diyor. Geçen yine gördüm işte Aksaray'ın bir Ortaköy ilçesinde toplulaştırma yapılıyordu. İşte yollar açılmış, öylece kalmış. Evet. Mutlaka bu yollar ne yapılmalı? Mucurlanmalı, düzeltilmeli diyoruz. Burada da örnek olarak yine kimi gösterebiliriz? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, efendime söyleyeyim, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ilk tüm şehir olduğunda İzmir bölgesindeydi. Arazi yolları bir emin olun ki köy yollarından daha düzgün olduğunu, yapıldığını görüyor. 25 santim mucur döşendiğini görüyorum arazi yollarına. Aslında bu işte biliyorsun. O kadar da maliyet. Bergama'daki Ali Ağa civarındaydım o zaman. Baktım çok güzel belediyenin araçları çalışıyor. Orada defalarında koymuşlar. Arazi yollarına mucur döküyorlar. Ne kadar da güzel bir şey. Doğru mu efendim? Evet. Vatandaş ürününü yapıyor rahat bir şekilde.
Getiriyor. Fazla bir maliyet olan bir şey de değil bu yani. Her yer taş, taşlar, taş ocakları yok. Birkaç günde halledilebilecek bir şey yani. Evet. Sadece işte gördüğünüz gibi Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi halkın sorularını halkın temsilci olarak seçmiş olduğu mutaların aracılığıyla bugün de Denizli'li Acıbayar ilçesi Alaaddin Mahallesi Mutalı Bekir Akgürek ile kamuoyuna duyurdu. Kendisini Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim.